Şimdi olan bundan farklı bir şey. Şimdi bir başka grup dahil ediliyor. Hangi grup dahil ediliyor? İş adamları grubu. Suudi Arabistan'da yani sermaye grubu dediğimiz, bu Haniyer'in çok ilginç araştırmaları var. Bu konuda ilginç araştırmalar çıkıyor. Yani çoğu Hicaz kökenli, ki orası daha ticaret ve de daha kozmopolit bir yapı. Bu sermaye gruplarının, onun için prensleri içeriye aldığı zaman bütün toplum o dedi. Pek çok devlet teşebbüsünde ya da devlet şirketinin yöneticisi olmasından muzdarip olan gruplardı. Çünkü büyüyebilmeniz için evet ticareti yapıyordunuz ama bir tane şeyi de prensi de bir tarafa koymak lazımdı. Ya da bazı konularda tek imtiyaz onlara veriliyordu. Siz onların bir tür taşeronu gibi çalışabiliyordunuz. Oysa şimdi yapılan şey, devletin yönetiminde ya da kamuda olan tüm şirketlerin, yani posta idaresinden bilmem demir yollarına, havaalanlarına kadar özelleştirilmesi. Ve burada prensler yok. Özel sermaye var. Ve bu sermaye süreç içinde dönüştü. Körfez içinde bir yatay entegrasyonu da yaptılar. Şimdi Mısır, Ürdün, Lübnan'da ciddi yatırımları var. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ile, ki hala en büyük sermaye grupları şeyden, Suudi Arabistan'dan. Şimdi böyle baktığınız zaman bu gruplar da siyasete dahil olmak istiyorlar. Onların dahil olması başkalarının tasfiye edilmesi demek. Bu programa en çok direnenler kim diye baktığınızda, demin bahsettiğimiz bürokratlar, onlar da tasfiye oluyor. Bu Türkiye'deki 1980'leri, 90'ları, o süreçte bürokrasinin gücünün kırılmasını, bugün gelip bürokrasi işte devletin yatırımları yapmasında ayağında engel tartışmalarının aynısı devam ediyor. Bin Salman'ın, Muhammed Bin Salman'ın yapmaya çalıştığı şey, potansiyel olarak ki bilinen bu içeriden gelen muhalefeti kırabilecek yeni baştan bir düzenleme yapıyorsunuz. Bu yeni baştan düzenlemeyi bazen kırıp dökerek yapıyorsunuz, o katı yapıyı dağıtabilmek için şiddetle yapıyorsunuz. Ya da işte ben bunu özelleştiriyorum, siz de çalışansınız. Burada çok, yani daha alt kademeye gelirseniz, çok devlet memuru var, gidin özel sektörde iş buldurun diyorsunuz. Ama bu o yapıdaki dönüşümün bir tür siyasete yansıması. Tabii ki siyaseti de kaçınılmaz olarak yeni baştan organize etmeniz gerekir, ki onu da ediyor zaten. İşte bakanlıkları azaltılarak daha çok kendine bağlı bir konsey kurup buraya iş adamları ağırlıklı insanları atayarak daha dar bir çevrenin ve bu dar çevre iş adamı ağırlıklı karar verme sürecinde hakim olmasını sağlayarak. Ama 2030 dediği program zaten bu. Dolayısıyla bu İçinde pek çok çatışmayı taşıyan bir süreç. O süreçte işte insanların hapsedildiğini görüyorsunuz. Öyle anlaşılıyor ki bu süreçte farklı ittifaklar, farklı bağlantılar nedeniyle. Çünkü Kaşıkçı da biliyoruz ki sistemin merkezinde olan bir insan, öyle çok muhalif, işte yıllarca mücadele vermiş, Suudi Arabistan, demokratik Suudi, liberal Suudi Arabistan falan demiş bir insan değil. Ama onun da tasfiyesini gerekli gören bir süreç yaşanıyor demektir. Dolayısıyla bana Bin Salman'ın işte gaddarlığı ve akılsızlığını konuşmaktan çok bu sürece odaklanmak daha açıklayıcı, daha anlamlandırıcı gibi geliyor.